Merhaba, iyi günler. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'la birlikteyiz ve her şeyi konuşacağız. Ahmet merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Nisan 2023'te en son yayın yapmışız. Hep sorup duruyorlar. Ben yakında diyorum. Ama biliyorum ki sen benimle yayın yapmaktan korkuyorsun. Çünkü ne zaman bir şey yapsak arıza çıkıyor. Ben söyleyeceklerimi söylemekte hiçbir zaman korkmadım da. Dediğin gibi ne zaman seninle program yapsak bir arıza çıkıyor. Her yüzün altına uzağa sokmakta çok mahir bir iktidar ve çok iktidara benzeyen, kendini muhalif diye tanımlayan insan sayısı çok fazla. Bu yüzden biraz mola vermiş olduk yani. Evet, her işte bir hayır vardır diyelim. Bugünün en sıcak olayıyla başlayalım. Can Atalay'ın meclise çağrılması, meclisin Can Atalay konusunda toplantıya çağrılması ve Can Atalay'ın mecliste yemin ederek milletvekilliğine başlaması için yeni bir girişiminiz oldu. Bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi de destekliyor. Bugün bir konuda açıklama yaptınız. Son durum nedir? Ne beklentiniz nedir? Şimdi önce şunu belirteyim. Mevzuatla ilgili bir bilgilendirme yapayım. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak için şart gerekiyor. Bir, Cumhurbaşkanı çağırabilir. İki, meclis başkanı çağırabilir. Üçüncü olarak da mecliste bir faal görevi bulunan 120 milletvekili, yani meclisin 5'te 1 çoğunluğunu oluşturan en az 120 milletvekilinin imzası gerekiyordu. Biliyorsunuz Türkiye İşçi Partisi'nin hali hazırda aktif olarak 3, bir de hapiste camlar 4. 4 vekili var. 120 imzasına ulaşmak için sağ olsun CHP başta olmak üzere ve DEM Parti başta olmak üzere bütün partiler bir dayanışma gösterdi ve 120'den fazla imzayla bugün başvurumuzu yaptık. Bugüne kadarki tartışma tarihiyle ilgili, biliyorsunuz 15 Ağustos'ta Mahmut Tatlıses için özel oturum açılacak. Biz ondan önce olsun diye Norman Bey'le dün konuşmamızla bahsettik meclis başkanına. Çünkü hani meclis açılacak ama Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Yani meclisin yaptığı fiil yok hükmünde diyor. Hani bu yapılan hukuksuzluğu savunanlara hukuk diliyle de söyleyelim. Kendem yekun dedi. Yani sen yanlış bir iş yaptın. Anayasa ihlal ettin, yasalara mevzuatı ihlal ettin. Dolayısıyla onu gider dedi. Biz dedik yani hani 15 Ağustos'ta hiçbir şey olmamış gibi meclisin açılıyor olması abes olur dedik yani. Çünkü bir vekil hakkı gasp edilerek hapiste tutulmaya devam ediliyor. Yani Filistin'in meselesini de tabii önemsiyoruz öte yandan. 14 Ağustos ya da 16 Ağustos mu olsun gibi bir tartışma vardı. Sonra biz Can'ın da görüşünü alarak 15 Ağustos'ta gerçekten sadece Filistin meselesini tartışmak ve Türkiye'nin ve dünya kamuoyunun gündemine bir de buradan sokabilmek için Türkiye İşçi Partisi olarak bir tartışma açmak istemedik ve Filistin'deki yaşanan soykırımı, zulmü, katliamı adına ne koyarsanız koyun, onu gölgeleyecek herhangi bir tutum almayacağımızı ifade edip 16 Ağustos'ta toplantının yapılması üzerine bugün dilekçeyi teslim ettik. Numan Bey'e de ilettik, sağ olsun o da teşekkür etti. 16 Ağustos'ta Can Atalay'ın gasp edilen vekillik hakkının tekrar işleme konulması için meclis toplanacak. Yani burada ama bizim tartışma konusu yaptığımız şey Can'ın vekil olup olmadığı değil, dün de ifade ettik. Yani Can zaten Hatay halkının iradesiyle seçilmiş bir milletvekili ama hapiste tutulmaya devam ediyor. Biz baştan beri aynı çizgideyiz. Biz herhangi birini hapisten çıkarmanın yolu olarak vekil adayı göstermiştiniz. Diğer geçmişte de diğer partilerin de yaptığı da buydu. Çünkü Can'la ilgili ve Can'ın şahsında Gezi davasının tüm sanıklarıyla ilgili verilen karar aslında yok hükmünde. Çünkü ortada hukuk normuyla açıklayabileceğimiz bir dava yok. Bu Osman Kavala için de söz konusu, Tayfun için de söz konusu, Çiğdem için de, Mine için de ve elbette Can için de. Yani burada gerçekten büyük bir komplonun aracı olarak kullanılmış. Osman Kavala şahsında tırnak içinde kullanacağım, şeytanlaştırılan bir profil yaratarak arkadaşlarımızın özgürlüğü gasp edilmiş durumda. Bence bunu tartışmamız lazım. Gezi davası değil, hukuki olup olmadı, kanun emeği, onu tartışmamız lazım. Ya sadece Osman Kavala'nın şahsında dönemler için ya da Can Atalay'ın anayasal hakkının kullandırılmaması üzerinden bir tartışma açtığımızda kimsenin bana direnç gösterebileceğini düşünmüyorum. Direnç gösterenler de anayasayı paspas ediyorlar,
kanunsuzluğa devam etmek için yapıyor. Peki Ahmet, toplandığı zaman meclis ne olacak? Yani şimdi sonuçta Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu var ve onlar bu konuda çok katılar. Şu ana kadar en azından katılar. Şu anda yapılacak olan, diyelim 16 Ağustos'ta yapılacak olan toplantıda, o toplantının ardından Can Atalay'ın tahliyesi mümkün olacak mı? Beklentiniz nedir? Şimdi bu meclisin 16 Ağustos'ta toplanması, Can Atalay'ın, zaten vekil olan Can Atalay'ın vekilliğinin bir kez daha tescili için olacak. Yani burada bir oylama söz konusu değil. Meclis 120 ve üzerindeki imzayla olağanüstü toplantıya çağrılır. Ama toplantı açılabilmesi için 201 sayısına ulaşmak, ya yani mecliste 201 vekilin hazır olması gerekiyor. O sayıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Yani zaten muhalefetin oraya vekil sayısına baktığımızda. Orada sadece Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını, o gün meclise başkanlık edecek kişi, bu Numan Bey de olabilir, meclis başkan vekillerinden biri de olabilir, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını okuyacak ve okunduğu anda Can özlük haklarına yeniden kavuşmuş olacak. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Bunun için meclisin olağanüstü toplanmasına da gerek yok. Sen de biliyorsun, yani Can son seçimlerde milletvekili seçildi, yemin ettirilmedi çünkü tahliyesi sağlanmadı. Ama milletvekili sıfatıyla özlük hakları başlatıldı, maaş aldı, personel hakkı tanındı, o da tahsis edildi ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda da üyesi seçildi oy birliğiyle, bütün partilerin oyuyla. Şimdi Can zaten hali hazırda vekil. Mesela Numan Bey ilgili birime talimat verse, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını uygulayın dese, meclis toplanmadan da Can zaten hakkı olan vekilliğe yerine kavuşmuş olacak. Şey bu. Şimdi tahliyeyle ilgili de açıkçası, yani Gezi davasının özelinde ve Can'ın özelindeki var olan tutum ne hukuki ne kanuni. Tamamen siyasi bir karar ve irade söz konusu. Biz o siyasi iradenin ortadan kalkması ve gerçekten mevzuyu hukuk bağlamında tartıştırabilmek için bu yolun açılmasını istiyoruz. Evet, Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin son gerekçeli kararında da belirttiği üzere hakkında kesinleşmiş hüküm olamaz, tesis edemezsin diyor. Aslında dosyanın hukuksuzluğuna da atıp yapıyor. Umarım kendilerinin önüne giden başvurularda, Gezi davası hukuksuzluğundaki hak ihlalleriyle ilgili başvuruda da bu tutumlarını devam ettirirler ve bütün arkadaşlarımızın tahliye edilmesinin yolu açılır. Bu sadece Gezi davasıyla başlayabilecek bir tahliye ya da Türkiye'nin hukuk normunu işler hale getirebilmesi, başka siyasi davalar için de söz konusu olacak. Selahattin Demirtaş'ın üzerinde bütün seçilmiş Kürt siyasetçiler için ya da Selçuk Kozağaçlı nezdinde hapiste tutulmaya, yıllardır hapiste tutulmaya devam eden avukat arkadaşlarımız için, birçok davada hakkı yenmiş, mağdur edilmiş insanlar için bu söz konusu olabilecek bir tartışmayı başlatmanın yolunu açar diye bir umudum var. Ama mevzu bahis olanın saray rejimi olduğunu düşününce ve o rejimin başında da hukuk politikalarına maalesef kendisini hukukçu diyen Mehmet Uçum gibi hangi kliğin adamı olarak oraya kayyum atanmış, monte edilmiş birine baktığımızda bu ne kadar gerçekçi olacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Evet, bir an önce Can'ın sizin yanınızda mecliste olması temennisiyle biraz partiden konuşalım. Geçen evet. Bir kamuoyu araştırması gördüm, adını vermeyeyim ama orada Türkiye İşçi Partisi İyi Parti'yi geçiyordu. Ama bu sanki sizin oylarınızın çok arttığından değil de onların oylarının çok azalmasıyla ilgili bir şey. Nasıl gidiyor parti? Eğer kıyası İyi Parti üzerinden kuruyor isek, dediğiniz doğru olabilir. Ben açıkçası bu tür anketlerin çok bir nabza nasıl attığını gösteriyor ama gerçeği göstermekten uzak olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda yaşadığımız tüm seçimlerde ve anket seçimlerden önce ortaya çıkan anket sonuçları da bize bunu defalarca kanıtladı. Parti kötü gitmiyor, iyi de gitmiyor. Şu nedenle söyledim. Biliyorsunuz yani küçük partilerde, büyümeye çalışan, kabuğunu kıran partilerde her zaman krizler olabiliyor vesaire. Türkiye İşçi Partisi'nde de var. Ama bu böyle çok derinlikli, partiyi bölmeye dönük ya da kütletmeye dönük herhangi bir şey değil. Çünkü yani yerel seçimle ortaya çıkan başarısızlık, tırnak içinde başarılı başarısızlık. Bir tartışma başlattı elbette ya da moral bozukluğuna yol açtı. Bence şaşırtıcı bir şey yok. Bakın çok açık söyleyeyim. Hani
Seçimden önce de ben bunu parti meclis toplantısında ifade etmiştim ya da Erkan Baş'la konuştuğumuzda. Yani ben doğru tutumun yerel seçimlerde her yerde ya da girebileceğimiz olağanüstü sayıya ulaşan yerde aday çıkarmak olduğunu düşünmüyordum. Çünkü hani biraz gazetecilik tecrübesiyle de bir şey söyledim. Genel seçimde alınan sonucun yerel seçimde tekrarlanabileceğine ya da daha yukarıya taşınacağına dair bir emare olmaz. Seçmen davranışı böyledir yurttaşların. Güçlü olanın arkasında durmayı tercih ederler. Dolayısıyla kazanmamızın kesin olabileceği, iddialı olacağımız birkaç yerde girelim. Diğer yerlerde de girmeyebiliriz ve iktidara kaybettirecek bir tutum aldığımızda ilan ederiz dedim. Ama çok kabam görmedi. Herkesin haklı gerekçeleri var elbette. Şimdi ortaya çıkan sonuç çok genel seçimle kıyasladığımızda bizi yerle yeksan etmiş gibi görünüyor. Ben açıkçası çok erken yediğimiz iyi bir tokat olduğunu düşünüyorum. Kendi gerçeğimizi görmemiz açısından da veya ne yapmamız gerektiğini görmemiz açısından. Bakın yani Türkiye İşçi Partisi geçmişin tecrübelerinden bir şey de unutmaya çalışıyor. Türkiye solunun tamamının yaptığı ve yapamadıkları üzerinde. Ve bir kabuğunu kırma çabası içerisinde. O kabuk çatlamaya başladı genel seçimde. Yerel seçimde ortaya çıkan sonucun moral bozmasını çok doğru bulmuyorum. Ya da orayı referans alarak herhangi bir tartışma açmayı doğru bulmuyorum. Bir dahaki seçimde de Türkiye İşçi Partisi yine ispatlayacak ve biz daha fazla sayıda tekil sokacağımızı düşünüyoruz. Eğer çok olağanüstü bir şey olmazsa çabamız bu yönde. Ama sen de biliyorsun ki yani Türkiye'de şimdi biraz duygusalımsı gibi olacak ama Türkiye'nin verili koşulları üzerinden baktığımızda siyaset yapabilmenin tek yolu maddi imkanlar. Yani gerçekten parasız siyaset çok mümkün olmuyor ve Türkiye İşçi Partisi çok kılı kırp yararak aidatlarıyla, serim verdiği bağışlarla vesaire, yurttaşların gönderdiği bağışlarla işte teşkilatların kiralarını ödenmesi, masraflarını gibi bir takım şeylere aktarıyoruz o paraları. Ama var olan maddi olanaksızlıklar kabuğunu kırmaya çalıştığımız şeyin önünde en büyük engellerden biri ve çok yorucu bir şey. Yani partinin yükü belli bir grup insanın üzerinde, özellikle bizim gençlik örgütü yani işin kol gücüne dayalı her şeyini sırtlanmış durumda. Bunlar tabii bir takım imkansızlıklar. Başarılı olup olmayacağınıza dair yol alırken aldığınız yolun mesafesini hangi zamanda aldığınızla belirliyor. Ama kötü bir şey yok. Biz de yani bir yıl içerisinde başka bir yapıdan kopmuş gelmiş bir Türkiye İşçi Partisi aslında çok önemli sınavlarda hem genel seçim hem yerel seçim arada Hatay merkezli ve Maraş merkezli depremlerde yürütülen faaliyette ardından bütün bir 8 ay boyunca Can Atalay'ın hapisten çıkarılmasına dönük ciddi bir enerji aktarıldı ve bunlar gerçekten çok yorucu işlerdi. Bu imkansızlıklarla çok da çabamız aşıyordu. Karınca kararınca yaptık. İllaki eksiğimiz var. Şu anki tartışmalar hem fiili olarak eksiklerimizi görmek hem de Türkiye'nin girdiği yeni siyasi düzlemde politik hattaki eksikliğimizi görmek ve gidermek üzerine tartışmalar yapıyoruz. İki tane kamp yapıldı. Önüm ayın 20'sinden sonra başka kamplar da yapacak. Üyelere ve yöneticilere açık. Bir araya geliyoruz. Üyelerimizi, yönetici arkadaşlarımızı dinliyoruz. Nerede eksiğimiz var, bizler neyi eksik yapıyoruz, o eleştirileri dinliyoruz ve yeni bir hat belirlemeye çalışıyoruz. Ama Türkiye'deki, sadece Türkiye İşçi Partisi üzerinde söylemiyorum, bakın muhalefetin geneline ilişkin bir ölü toprağa atılmış gibi görünen bir hal var. Yani ayırt etmeden söylüyorum partileri, herkes karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyor ama toplumsal muhalefetin partilerin yaptığı bu tür aktivizme ya da faaliyetlere dönük ilgisinin çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hani bunu bir aynı zamanda öz eleştiri olarak söylüyorum. Toplumsal muhalefeti yanımıza çekemiyor ise bizim eksikliğimiz ne sorusunun Türkiye'nin bütün muhalefetinin önündeki en büyük sorun olduğunu düşünüyorum. Bu soruyu sormak, hatalarımızdan ders çıkarmak lazım. İnsanların güvensizliğine dönük bir yanımıza gelmeme hali var. Biz o kısmını giderelim. Mevcut rejimin yarattığı korku iklimi nedeniyle konforunu bozmama halini de gidermeyi başka türlü eylemlere bırakalım diyorum. Yani. Peki, muhalefet demişken Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel seçimin ardından çok önemli değişiklikler oldu ve değişim sloganıyla oldu ve yerel seçimde de çok büyük bir başarı elde ettiler. AK Parti ilk defa birinci parti olamadı. Şimdi CHP'nin
yaşadığı bu yepyeni CHP diyorum ben. Çünkü yeni CHP Kılıçdaroğlu zamanındaydı. Yepyeni CHP. CHP'nin bu şekilde bir tür istim üzerinde olması Türkiye İşçi Partisi'nin lehine mi aleyhine mi? Sanki daha önceki genel seçimde Kılıçdaroğlu CHP'sinin atıllığının da büyük şehirlerde sizin lehinize oy artışına neden olduğu diye benim bir şahsi gözlemim var. Bunu da göz önüne alarak soruyorum. Eyvallah. Şimdi toparlamaya çalışayım birkaç başlık altında. Kimse yanlış. CHP'nin başarısını gölgeleyecek bir söz kurmaya çalışmıyorum. Öncelikle bunu belirtip tebrik ediyorum kendilerine. Ama şu bir gerçek ki yerel seçimlerde ortaya çıkan sonuç CHP'nin başarısı değil, AKP'nin başarısızlığını bize. Yani yerel seçimleri kazanan kaybeden üzerinden konuşacaksak CHP yerel seçimleri kazanmadı, AKP kaybetti demek daha doğru. Ya bakın sadece şunu bize bir şey söylüyor yani. İyi Parti'nin kaybettiği o yaklaşık 1 milyon 700 bin. Yani bu seçmenin ezici çoğunluğunun CHP'ye oy verdiğini düşünmemiz mantıksız ve yanlış olmaz diye düşünüyorum. Hani CHP'nin başarısını gölgeleyecek çok fazla söz kurmayayım yani. Sonuçta ama bir başarı ortaya çıktı mı? Evet çıktı. Mevzu o başarıdan doğru kendine akan oyu ve iktidar bileşenlerinin seçmeni haline gelen yurttaştan oy alabilecek pozisyon yaratıp yaratamayacağını. Bunun için CHP'nin önünde fırsat ve zaman var. Ama aynı şekilde hatasını gidermek için Erdoğan AKP'sinin önünde de zaman ve fırsat var. Yani bu yerel seçimde ortaya çıkan sonucun en büyük nedeni ve istisnasız tek nedeni diyebilirim. Var olan yağma düzeni yarattığı yoksulluk ve yoksulluk. Bir de yani bakın Türkiye'de bütün siyasi partilerden bahsediyorum bu arada yani hiç istisnasız. Seçmene ahmak muamelesi, tırnak içinde kullanıyorum bunu, ahmak muamelesi yapmaktan bir vazgeçmek lazım. Ya da yurttaşı sadece seçmen olarak gören anlayıştan vazgeçmek lazım. Ben Türkiye seçmenlerinin zekasının Türkiye'deki siyasi partilerin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz bakın 7 Haziran 2015 seçiminden bu yana bize bu zeka pırıltısına dair bir şey söylüyorlar zaten. Bir takım stratejiler geliştiriyorlar, taktiksel olarak kullanıyoruz diyorlar, iktidarı zayıflatmak için bir takım hamleler yapıyorlar. Hiç sevmeyeceği, yan yana durmayacağı insanların temsil ettiği siyasi partilere oy veriyorlar. Ve aslında diyorlar ki ben size bir çıkış yolu sunmaya çalışıyorum ve sen de beni küçümseme. Gerçekten bu küçümseyen anlayıştan uzaklaşmak lazım. Bir de halk yoksullaştığında bunun nedeni ne olduğuna dair hafızasına hemen canlandırıyor. Bakın bunun iki tane kanıtı var. 2013 17-25 Aralık soruşturmaları sırasında bugünkü iktidar ortaklarından olan Fethullahçıların çetesinin yaydığı bir takım telefon dinlemeleri de elde edilmiş. Kanuni ya da değil. Bir takım görüşmeler sızdırılmıştı. Ve arkasından bir seçim yaşandı. Herkes AKP'nin çok ciddi oy kaybedeceğini düşünürken oyunu korumayı bildi. Neden derseniz çünkü o zaman yurttaşın cebindeki 100 liranın alım gücü yine 100 liraya da 90 liraydı. AKP biraz boy kaybetti ama kendisini iktidarda tutacak koalisyon ortaklarını MHP'ye oy vererek bunu giderdi seçmen. Peki 2019 seçimleri ne oldu? Başta İstanbul olmak üzere büyük metropollerin hepsi CHP'ye geçti. Çünkü yurttaşın cebindeki 100 liranın alım gücü örnek veriyorum 50 liraya düşmüştü. Ve yoksullaşmasının nedeninin var olan iktidarın politikaları ve yağma düzeni olduğuna dair yurttaş hafızası canlandı ve AKP'ye bir uyarı yaptı. Şimdi aynı uyarıyı bu seçimde de yaptı. Çünkü daha fazla bir yoksullaşma, yoksulluk hali söz konusu. Ve burada dedi ki bence önümde 3 yıl var seçime maksimum. 13 yıl içerisinde sen bu şartları düzeltirsen ben sana uyarı için başka partiye verdiğim bu oyunu tekrar sana verebilirim diye bir mesaj burada. O yüzden dedim CHP'nin bu oyları koruyup koruyamayacağını belirleyecek zaman ve fırsat var iki taraf içinde. Şimdi CHP'nin Kemal Bey'in dönemindeki atıllığının tipi büyüttüğü eleştirisine katılmıyorum. Çünkü o zamanki CHP ile şu anki CHP arasında da çok fark yok kritik mevzulardaki söylemi. Bakın bunu bir dost eleştirisi olarak söylüyorum. CHP'nin sol kamuoyunun ya da Türkiye'deki toplumsal muhalefetin öncülüğünün sol değerler üzerinden yapamayacağının kanıtı sadece 1 Mayıs'ta ortaya çıkan görüntüdür. Oradaki insanların
polisin ya da saray rejiminin insafına terk edip gitmek bu rolü üstlenemeyeceğinin kanıtıdır ya da başka meselelerdir. Peki bir takım olaylarda doğru tutum olayı olabilir vesaire ama hala cezaretli söz kurmaktan ve Türkiye'deki gerçekten bu rejimin, saray rejiminin en büyük alameti farikası cesaretle hukuksuzluğu yapabilmek iken onun karşısına aynı cesaretle direnç noktası koyabilecek bir tutum olmaktan uzak bir CHP Türkiye İşçi Partisi'ni küçültmez. Tam aksine. Ben bu konudaki yaklaşıma ve endişelere katılmıyorum. Bilakis Türkiye İşçi Partisi'ni büyütecek bir pozisyon var. Türkiye'deki bütün solu büyütecek bir pozisyon var. Sadece Türkiye İşçi Partisi üzerinde değil. Ama bu CHP'nin bir takım olgularda, olaylarda doğru tutum alışına dair onlara dair bir yanlış söz söyleyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Teşekkür ediyorum. Bu işte bugün Can Atalay için yapılan söz konusu oldu. Ve tutumu ortada ya da hayvan hakları meselesinde en az diğer partiler kadar çaba harcadılar vesaire. Yani burada doğru tutumu aldıktan sonra yurttaş bunu görür. Ahmet, hoşlanmayacağın bir soru sorayım. CHP'yi yeterince konuştuk. Gökhan Zan meselesiyle yüzleşebildiniz mi? Abi Gökhan Zan meselesinde yüzleşeceğimiz bir şey yok. Bir. İki, hoşlanmayacağım bir şey dedi. Çünkü ne oldu? Ortaya çıktı ve biz doğru tavrı koyduk. Bakın bize çok eleştiriyor ama sadece şununla bunu parti içerisinde de konuştuk zaten. Türkiye İşçi Partisi'nin yapacağı en doğru şey bir takım insanları partiye monte ederken ya da bir takım seçimlerde aday gösterirken daha titiz bir inceleme yapması konusundaki zaafını gidermesine dönüktür yani. Bununla yüzleşmesi gerekiyor. O yüzleşme de yapıldı ama ben baştan da aynı tutumu aldım. Yani biz bakın bunu Gökhan Zan'ın kendi de biliyordu, biz de biliyorduk. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak için yola çıkmadık. Eğer öyle bir şey oldu vesaire elimizde veri vesaire elbette buna çaba harcardık. Ama biz oranın en iddialı partisi olan CHP'li arkadaşlara, yöneticilere, en üst düzeyde yöneticilerine de şeyi ifade ettik. Bakın mevcut adayımız doğru aday değil, gelin bir ortak adayla uzlaşalım. Buna ilişki de elimizde sizin de bildiğiniz isim var. Ve hem Türkiye İşçi Partisi hem DEM Parti bu konuda tutumu net, o adayımızı destekleyecek dedik. Ama Lütfü Savaş'ta ısrar ettiler. Şimdi Türkiye İşçi Partisi'nin burada yanlış bir tutumu yok. Gökhan Zan meselesinde ortaya çıkan yanlışlıklar gerçekten daha titiz davranmamız gerektiğine dönük olabilir. Başlarında Gökhan Zan'ın hani kişisel kanaatimi iletiyorum burada. Bir partili kimliğine değil, bir gazeteci gözlemiyle bir şey söylüyorum. Bizi ya da yurttaşı dolandırmak üzere yola çıktığını düşünmüyorum açıkçası. Ama kervanı yolda düşmeye karar vermiş yani. Bizim payımıza düşen sorumluluk için ben tekrar başta Hatay halkı olmak üzere Türkiye İşçi Partisi'ne gönül veren ve Türkiye İşçi Partisi üyesi olan herkese tekrar özür diliyorum. Yani daha titiz davranabilirdik. Orada da yüzleşmemiz gerçekten biraz önce dediğim gibi belli konularda daha titiz seçimler yapabilmek kısmıdır. Buna da zaten biz kendi içimizde fazlasıyla konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Bu biraz önce bahsettiğim üye toplantılarında da konuşuluyor. Kişisel bir soru sorayım. Sosyal medyada yoksunuz uzun bir zamandır. Ne oldu? Ne zamandı karar verdin? Nasıl yaşayabiliyorsun sosyal medyasız? Şimdi biliyorsun Instagram yasaklanınca bazı ünlüler ki ben çoğunun adını ilk defa duyuyorum ama benim için detoks oldu, iyi oldu, kitap okuyorum falan gibi açıklamalar yapıyorlar. Sen de bir toplu bir detoksa girmiş gibisin. Başta sen olmak üzere herkese tavsiye ederim sosyal medyayı kapatmayı. Yani çünkü gerçekten bu konuda şimdi insanlar bana kızacak vesaire. Oranın etkisini, gücünü küçümseyen bir şey değil. Ben seçimlerden hemen sonra kapattım tüm sosyal medya uygulamalarını. İki tane telefon attık kullanıyorum. Herkesin bildiği yani çok uzun zamandır 30 yıldır kullandığım telefondaki WhatsApp uygulamasını dahi kaldırdım. Yani çünkü gerçekten o tarz bir iletişime ya da sosyal medya üzerinden dönecek bir etkileşime girmek istemiyorum. Çünkü orası bize gerçeği gösteren bir yer değil. Seçimlerden önce de aslında kapatmak istiyordum ama partideki arkadaşlar abi seçime gidiyoruz ve dolayısıyla başka mecramız yok. Orayı kullanman şart dediler. Seçimden hemen sonra kapattım. Partideki arkadaşlarımız da özellikle propaganda bürosundakiler çok bozuldular. Onlara da söylememiştim çünkü.
Yani bakın, soru yalnız sosyal medya olmadan nasıl yaşıyorsun değil. Siz sosyal medyayla nasıl yaşayabiliyorsunuz bence doğru soru. Bakın çünkü orası çok toksik bir alan. Ve çok samimiyetle söylüyorum. Orası bize Türkiye'nin gerçeği üzerinde bir şey söylemiyor. Ben bunu bütün partili arkadaşlarıma da söylüyorum. Diğer partideki arkadaşlarla da bakın şu gözlemime herkes katılabilir. AKP dışında sosyal diğer tüm partiler, AKP ve MHP dışında diğer tüm partiler sosyal medyada kendilerine hizmet veriyorlar ve bu çok büyük bir yanlış. Orada kendine muhalif diyen ya da iktidar diyen yapıları temsil eden insanların bize söyledikleri, anlattıkları ne bileyim hani İstanbul'un Bağcılar'ındaki Sultanbeyli'sindeki ya da Beyoğlu'nun ortasında, Kadıköy'ün ortasında oturan birinin ilgi alanında mı ya da onun gerçeğiyle örtüşüyor mu? Çok emin değilim. Hatta kesinlikle örtüşmediğini söyleyebilirim. Bir kere siyasi partilerin hepsi sosyal medyadan hizalanmaktan vazgeçsin. Neden derseniz bu tespit çok ortada. İşte orası alternatif medya bilmem ne vesaire diyorlar. İşte şu an yayın yaptığım yer Medyascope bir alternatif medya benim için. Bunun için sosyal medyaya ihtiyacım yok. Ama şu gerçek önümüzde duruyor. Türkiye'de nasıl geleneksel medyanın hakimi, egemeni ve belirleyeni iktidar ise sosyal medyanın hakimi, egemeni ve kontrolünü sağlayan yerde iktidarın kendisi. Ve bunu bildikleri için oradan sosyal medyadan hizalanıyor. Ama ortalığı karıştırmak için orayı kullanabiliyor. İşte Fahrettin Altun gibi bir çakma göbezle orada faaliyet yürütüyorlar. İnsanlar orada birilerine tartıştığını ya da o tartışmaya girdikleri şeylerin bilgisine ulaştığını sanıyor ama orada gerçekten atan herhangi bir nabız yok. Bunu bir kere görmeleri gerekiyor. Bu şimdi Instagram kapatıldığı için detoksa girdiğini söyleyen ya kendilerine kesintisiz bir detoks sunabilirler. Ya da sosyal medyayı gerçekten başka bir şey için kullanmak mümkün. Bakın ben şu nedenle kapatılmaz oradan çıktım diyorum. Ben yüz yüze iletişimin daha doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanlara değmek, dokunmak. Gazetecilikte nasıl böyleyse siyasette de böyle. Ve gerçekten sosyal medyanın içerisine sıkışmış bir toplumsal muhalefet şu anki mevcut ölü toprağa serilmiş toplumsal muhalefetin bedelidir. Bakın hayvan haklarını ihlal edecek diyeyim yani bu son köpek katliamının önünü açacak yasanın tartışıldığı sırada Türkiye'nin birçok yerinde başta İstanbul, Ankara olmak üzere insanlar sokağa çıktı yurttaşlar. Meclisin önüne geldiler, meclisin içine girdiler. Evet muhalefet böyle yapılır. Canlı bir iletişimle yapılır. Ama sosyal medyada yazdığınız, söylediğinizde, like'ladığınızda, retweet ettiğinizde yaptığınız muhalefetin iktidar nezdinde hiçbir karşılığı yok. Bundan herkes emin olsun. Ama burada tabii sosyal medyanın gücünü falan göz ardı etmiyorum. Evet, bir iletişim kanalıdır, birbirlerinden haberdar olma kanalıdır ya da bir şeyin duyurulması için iyi bir araçtır. Ama bu kadar. Muhalefet dediğiniz şey orada yapılmaz. Herkesin ve başta siyasi partilerin oradan bir dışarıya çıkması lazım. Sokağa çıkması lazım. Ama şimdi biraz önceki sorunu atıpla söylüyorum. Özgür Özel bunu denedi. Bakın yani Türkiye'nin herhalde dünyada da böyledir. En basit eylemini önerdi. Işık açıp kapayın dendi. Ona bile uyulmuyor. Şimdi ben gerçekten soruyorum. Sonra şey söyleniyor ya. Nerede bu muhalefet? Ya bu soruyu soranlar şunun bir farkına varsın. Muhalefet sensin. Evinde oturduğun yerden prize dokunmaktan bile imtina ediyor isen burada gerçekten kendine de bir soru sorman lazım. Hani kendi eksikliklerimizi göz ardı etmek için söylemiyorum. Ama parlamentodaki muhalefet ile sokaktaki muhalefetin birbirinin mütemmim cüzü olduğunu herkes kavramalı ve doğru sesi bir arada doğru yerde çıkarmak gerektiğine dönük bir anlayış geliştirmeli. Bunun yanında bunun yeri de sosyal medyada muhalefetçilik oynamaktan biraz uzak kalmak ya da sosyal medyada yaptığı muhalefeti sokakta da yapmak. Sokakta yapacak insanların yanında durarak yapmak. Bak geçen gün 1,5 ay önce Can'ı görmeye gittim. Tabii çok hani Can'ı sen de tanıyorsun çok heyecanlı vesaire hani içeride olmak onun gibi hiperaktif birisi için de çok zor falan. Ona şey dedim yani bak durumumuz o kadar kötü ki toplumsal muhalefet açısından. Türkiye'de siyasal olan hiçbir şey toplumsallaşmıyor. İşte sosyal medya kampanyaları yapılıyor şu bu. Ama bakın benim kızım yeni avukat oldu ve sicili 93 bin İstanbul Barosu. Yani şu an aktif 60 binin üzerinde avukat olduğu anlamına geliyor. Can Atalay
Muhalif avukatlar grubundaki hemen herkese değmiş birisidir. Üstlendiği davalar nedeniyle mağduriyet yaşamış hemen herkesin bildiği birisindir. İstanbul Barosu'nun içerisinden bir grubun yaptığı eylem çağrılarında bile 30'un üzerinde avukat gelmiyor ya. Yani şimdi durum bu iken kendi arkadaşının Can Atalay'ın ya da Gezi davasının özelinde bir hukukun paspas edilmesine bile sesini çıkarmayacak bir avukat ne kadar hukukçu olabilir, kendisine sorması lazım. Öte yandan Can Atalay'ın özgürlüğüne dönük ihlal ya da Osman Kavala'nın ya da Selahattin Demirtaş'ın, Selçuk Kuzbaşlı'nın özgürlüğüne dönük ihlal bu ülkedeki yurttaşların herkese sorun. Çünkü aynı şey kendi başlarına gelir. Dolayısıyla herkesin siyasi fikir gözetmeden bu ihlallerin karşısında durması ve ses çıkaranların sesine ses katmak, omuzuna omuzlaşık etmek zorunda olduğunun bir yurttaşlık görevi olduğunu farkında olması gerekiyor. Şeyi sorabilir miyim? Sen milletvekili olarak cezaevlerine gidebiliyorsun değil mi? Adalet Bakanlığı'ndan izin alarak. Can'a gittiğini biliyorum. Görüyorsun değil mi Can'ı arada? Selahattin Demirtaş'ı gördün mü yakınlarda? Şimdi bu arada benim vekillikte 5 yıl bitti. Bir önceki dönem ben bu var olan hakkımı hiç kullanamadım. Çünkü ambargoluydu. İşte o zamanki adıyla HDP'li arkadaşlar, Türkiye İşçi Partili arkadaşlar, iktidardan kopuk muhalefete gelen bazı vekiller ambargoluydu ve bize izin verilmiyordu. Bu yeni yasama döneminde bu isimler çıkmaya başladı ve onu kullanıyorum. Selahattin Demirtaş'la en son bir özel AKP'den birinin yardımıyla bir izin alarak gitmiştim açıkçası. O zaman gördüm, çok uzun zaman oldu. Seçimden sonra hiç görmedim. Eğer ki zamanında göreceğim ama biliyorsun ben toplu taşımacı olduğum için ehliyetim de yok. Hapishaneler de toplu ulaşıma çok uzak yerlerde. Bir yerden bir yere gitmem gerçekten dert buluyor. Biraz onunla ilgili bir neden var. Ama en kısa zamanda gideceğim. Ama kendisiyle danışmanları ve avukatları üzerine haberleşiyorum. Ya da avukat arkadaşlarım gittiğinde bir selamımız, sabahımız oluyor. Ama Şeyi sorayım, biraz konuyu dağıtalım. Sen de ortak favori konumuz Fethullahçılık meselesi. 15 Temmuz geldi geçti, pek de bir şey olmadı farkındaysan. Böyle resmi tatil, bir takım törenler falan yapılıyor ama bu olay iyice Türkiye'nin gündeminden düştü sanki. Katılır mısın? Tabii buna bağlı olarak da Fethullahçılık hakikaten Türkiye'nin gündeminden düştü mü? 15 Temmuz düşse bile. Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. 15 Temmuz'a ilişkin bir tespit yapacak mısın? Fethullahçıların AKP ile bir meydan muharebesine girmeden önceki ortaklıkları döneminden başlayarak o zamanki rejim, yani rejimin sahiplerinden birisi olan AKP eliyle ve Fethullahçılar eliyle ve sonradan sadece AKP'ye kaldı bir sahte tarih yazımı süreci başlatılmıştı. Bunun adına demokratikleşme diyerek, sivilleşme diyerek, darbecilik ve darbe karşıtlığı diyerek, reformculuk şu bu bir dolu itiraz edemeyeceğimiz bir takım kavramlar üzerinden bir sahte tarih yüzeyi, tarih yazımı yapılmıştı. 15 Temmuz'da o sahte tarih yazımının ihtiyaç duyulan Kurtuluş Savaşı'ydı. Ve gerçekten adı gibi şehitleri, gazileri olan bir savaş oldu. Ama sahte tarih yazımına ait olduğu için ve gerçekten bir savaş olmadığı için ölenlere, kanları dökülenlere rağmen söylüyorum bunu. İnsanlar bunu fark etti. AKP'nin elinde bir oyuncağa dönen, içi boşaltılmış ve ne için karşı çıkıldığı, AKP cenayeti açısından ne için karşı çıkıldığı çok belli olan bir menfaat düzeninin simgesi haline döndü 15 Temmuz. Ve kendi tabanları da başta olmak üzere bunun farkındalar. Bakın bir önceki sene yanılmıyorsam Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı 15 Temmuz etkinliği AKP'nin etkinliğinden daha kalabalık olmuştu. Yani şimdi hal bu. Ve 15 Temmuz'da gideceği yolu, mesafeyi kat etti AKP ve bunun bir karşılığı yok. Öte yandan bakın nasıl bu son yerel seçimde yoksullaşmanın nedeninin yağma düzeni olduğunu tespitini yaparak buradan uzaklaşan bir seçmen var. 15 Temmuz'a yol açan AKP'nin suç ortaklığı da bir başka kriz halinde bizzat AKP-MHP seçmeni tarafından da belirlenecek bir davranış biçimi ortaya çıkacak. Ve ben inanıyorum Türkiye'de gerçekten iktidar değişimi olduğu andan itibaren bizim yapmamız gereken en önemli şey
15 Temmuz'un ki bence gerçek bir kalkışma, bunu da belirteyim yani. Ve Fethullahçılar orada önemli rol üstlenmiş bir grup idi. Ama yalnız olmadıklarını düşünüyorum. 15 Temmuz'un o gri alanını aydınlatmaya dönüp çaba içerisinde olmamız lazım. Bu hem gazetecilerin hem hukukçuların hem de siyasetçilerin bence temel mevzularından biri olması lazım. Çünkü gerçekten çok can yaktı 15 Temmuz. Çünkü 7 Haziran 2015'te başlayan ama adı konulmayan anayasasızlık ve kanun tanımazlık sürecine resmiyet kazandıran bir biçim aldı. 15 Temmuz kalkışmasının ardından Türkiye fiili olarak da resmi olarak da anayasasızlık sürecini başlatmış oldu. Bu kadar. Şimdi Fethullahçılar, kabaca söylediğimi söylüyorum, mealen yani temiz erdi mi ya da tehlike olmaktan çıktı mı derseniz, eski gücünde bir tehlike olacaklarını düşünmüyorum. Ama Fethullahçıların çete kanadından doğan boşluğu dolduran yeni tarikat cemaatler ya da siyasi yapılara, andaje işi ve kurumların gücüne veya ne kadar güçlerine bakarsak, Türkiye yeni bir Fethullahçılık tehlikesiyle karşı karşıya dememiz çok mümkün. Bakın sadece şu Cem Atalay mevzusunda, geçen Numan Bey'le konuşurken de söyledim. Bak ben hem AKP'den hem MHP içerisinde birileriyle konuştum. Yani nedir bu mesele? İki tarafta Can'la ilgili tutum alıştaki siyasi sorumluluğu kabul etmiyor. Bizle ilgisi yok diyorlar ve yargıya atıp yapıyorlar. Ben de ikisine dedim ki, ya Türkiye'de herhangi bir yargı bağımsızlığından ya da siyasetten farklı düşünse bile o farkını hukuk normuyla ortaya koyabilecek bir yargı mensubu yok. Bu tür kritik davalarda. Yani Can Atalay üzerinde ya da Gezi davası üzerinde ortaya çıkan durum hukuki değil, siyasi. Dolayısıyla ben burada dahiliniz olmadığına inanmıyorum dedi. Ve bir talimatla bu iş çözülür. Şimdi eğer ki doğru söylüyorlar ise burada gerçekten iktidarı da aşan bir soruna işaret ediyor. Biraz böyle yeni Fethullahçılık tehlikesi derken ondan bahsediyor. Bunu nerede gördük? Son Yargıtay Başkanlığı seçiminde gördük. 60 yılın üzerinde seçim yapıldı ve seçilemedi. Ve bakın çok tuhaf. İktidarın bileşenleri olan AKP'nin de MHP'nin adayları vardı. İkisi de kazanıldı. Bir başka isim üzerinde uzlaşıldı. Bu ya, sadece Yargıtay özelinde baktığımızda ne kadar çok grubun, tarikat, cemaat veya siyasi parti bağlantılı grubun kendi menfaatleri üzerinden ortaklaşabildiğini ya da ortaklaşamadığını gösteriyor. Alengirli davalarda elbette iktidar aleyhine bir tutum alamazlar ya da iktidarın işaret ettiğinin dışında. Ama kendi menfaatlerini korumak üzerinden baktığımızda ya da siyasete biçim verme üzerinden baktığımızda çok özellikle yargı çok tehlikeli bir yere gitti. Yani dün de söyledim. Geçmiş rejimin kuralı şuydu. Siyaset yargıyı dizayn ederdi. Şimdi yargı siyasete dizayn ediyor. Ya düşünüyorsun sadece canın başına gelen üzerine. Bu anlattığın husus hani eski Türkiye denen olayı çok fazla çağrıştırıyor. Tabii ki. Tabii ki ve ondan daha da tehlikeli aslında. Yani bu arada ikisi de doğru ve yanında durabileceğimiz bir şey değil de Türkiye'nin, eski Türkiye'nin kodlarına erişmesi için ya da eriştiğine dönük bir tespit yapmamız hiçbir şekilde yanlış olmaz. Ben hani hep bir takım zalimlikler ortaya çıktığında hep şey deniyor ya, 90'lara mı dönüyoruz? Ya 90'ları fersah fersah aşan bir şey var. Bir hukuksuzluk rejimi var. Bakın o zaman bile bir toplumsal muhalefet vardı. O zaman bile yargının içerisinde hukuk normuyla hareket edebilecek insanlar vardı. Peki örnekler üzerinden biz nefes alabiliyorduk. Şimdi o da yok. Ve 90'larda en önemlisi toplumsal muhalefet vardı. Ölüm riskine rağmen hayır ben bu hukuksuzluğa direniyorum diyebilen çok sayıda insan vardı. Şimdi o yok. İktidar gücünü bu sessizlikten alıyor. Türkiye toplumunun hapsolduğu sessizlik sarmalı kırılmadığı müddetçe bu kanunsuzluklar devam edecek. Bu anlattıklarından şöyle bir şey de çıkıyor. Erdoğan'ın da her şeye hakim olmadığı gibi bir husus. Peki yani Erdoğan iyi, çevresi kötü demeye geliyor mu? Erdoğan da çevresi... O anlamda söylemiyorum, onu söylemiyorum. Sen bunu kastetmedin de böyle anlaşılabilir. Şunu net olarak söylüyorum. Erdoğan da kötü, çevresi de kötü. İki kötünün menfaat çatışmalarının üzerinden bir takım şeylere tanık oluyor. Krizlere. Tamam mı? Bunu bir kere görmek lazım. Ve buradaki menfaat odaklı çatışma Türkiye'nin ve Türkiye yurttaşlarının hayrına değil. Hangi siyasi anlayışta ve inançta olursa olsun bunu bir görmek gerekiyor. Ya Türkiye'nin bir dolu sorunu var.
Yargıtay Başkanı'nın kim olacağını ve nasıl seçilemediğine dair şeye tanık oluyoruz. Bir vekil Hatay gibi korkut bir yıkımın yaşandığı yerden vekil seçiliyor Can Atalay ve fakat tahliye edilmiyor, anayasal hakkına engelleniyor. Gezi davasının hukuksuzluğuna dair Osman Kavala üzerinde hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var ama bizzat Cumhurbaşkanı demişti ya başkan işte için, Selahattin Demirtaş için. Biz de bir yolunu bulur içeride tutmaya devam ederiz diye. Bu yapılıyor. Ya bakın gerçekten ben bu yargı mensuplarının nasıl insanlar olduğunu çok merak ediyorum bu davaya göre. Geçenlerde bir hakim arkadaşla konuşuyoruz. Yani gerçekten çok entelektüel birikime iyi bir arkadaşımız. Hani kırmızı ışıkta bile kitap okuyor. Öyle bir arkadaş. Dedi ki ya bir grup meslektaşla bir aradaydık. Bir hukuk tartışması açıldı. Detayını söylemedi yani neyle ilgili olduğunu. Ya adamlar öyle cümleler kurmaya başladı ki ben bir an dedim ki ben neredeyim? Bu insanlarla ne işim var? Niye dedim? Çünkü hep öyleydi. Hayır, kötü olan adam buna inanıyor dedi. Yani hiçbir entelektüel ve siyasi derinliği yok. Hukuk normali herhangi bir bağı yok dedi. E buna inanmış dedi. Vahim olan zaten bu. Türkiye yargısı böyle. Ya da güvenlik bürokrasisi üzerinde yaşananları sadece Ayhan Bora Kaplan davası üzerinden baktığımızda bize bir şey söylüyor. Yani yeni bir bakan geldi. Eski bakanın nasıl hukuksuzluklarına diyeyim hani en kibar haliyle kısmen gideriyormuş gibi bir pozisyon üstlendi. Muhalefet temsilcilerinde çok diplomatik ama nezaket içerisinde bir ilişki kurdu vesaire. Oradan bir kıyas yapıldı. Yani Süleyman Soylu döneminin nefreti üzerinden kendi meşruiyetini genişletti. Eyvallah ne bir şeyler değişiyormuş havası verildi. Ona da teşekkür ediyorum. E peki kardeşim Ayhan Bora Kaplan davasında ortaya çıkan şey bize şunu söylüyor. Eskisiyle yenisi arasında polis teşkilatında değişmeyen tek şey var. Rüşvet, adam kayırmacılık, kirli polis olmak. Şimdi bütün yargıya bunu teşmil edebiliriz. Şey, bütün güvenlik bürokrasına. Aynı şekilde bir uyuşturucu baronunu tahliye eden heyet ihraç sistemiyle disipline sevk edilecek şimdi. Daha dün haberleri düştü. Şimdi ya bakın boşanma davasında bile rüşvetle görüldü bir yargı sistemi var. Ya da bir takım kriminal olayların soruşturulmasında soruşturma aşamasında görev almış güvenlik bürokrasındaki insanların yediği rüşvetleri konuşuyoruz. Bakın şunu iddia ediyorum. Hep denir ya vekillerin mal varlığı açıklansın siyasetçilerin. Bunu sonuna kadar destekliyorum. Bence kesinlikle yapılmalı ve şeffaf olmalı. Türkiye'de özellikle Alengirli davalarına bakın. Çete davalarına bakın. Çok paranın olduğu davalara bakın. Heyetlerdeki hepsini kastederek söylemiyorum. Hakim savcıların mal varlıkları bir araştırılsın. Güvenlik bürokrasinin tepe noktasında olan polis müdürlerinin mal varlıkları bir araştırılsın bakalım. Ne çıkacak? Ama burada mevzu şu. Bu insanlar bunu yapıyor. Bir usulsüzlüğü, hukuksuzluğu yapıyor. Neden biliyor musunuz? Ya çünkü MTB'deki bile yapıyor. Ben neden yapmayayım ki? Diye bakıyor. Şimdi yargıya gelmişken şu Sinan Ateş meselesini konuşmadan olmaz. Orada çok çarpıcı bir takım şeyler oluyor. Eşi, annesi, kız kardeşi vesaire çok açık bir şekilde ve cesur bir şekilde öne çıktılar. Birçok kişi de CHP, İyi Parti ve başka partilerde bir şekilde yanlarında durdu vesaire. Bu olay biraz alışılmadık bir şey. Biraz değil, fazlasıyla alışılmadık bir şey. Ne diyorsun? Sen görüştün mü hiç Ayşe Ateş'le? Hayır, bizim kişisel herhangi bir temasımız olmadı. Açıkçası kendisini de zor durumda bırakmak için ben kendisiyle kişisel bir temas kurmaya çalışmadım. Hani siyasi kimliğim ortadayken ve daha önce dahil olduğu milliyetçi cenahlar içerisinden kendisine dönüp tırnak içinde kullanacağım çünkü onlar eleştirdiği hakaret, maruz kaldığı söylemlere bakınca kişisel temas kurmanın doğru olmayacağını düşündüm ve yapmadım bunu. Ama Sinan Ateş'in katledildiği günden bu yana işte hemen zaten birkaç soru önergesi verdim. Buna ilişkin yaşananların hukuksuzluğuna, haksızlığına işaret eden konuşmalar yaptım. Bunu da yani mağdurun siyasi kimliğine bakarak pozisyon almıyorum ben yani. Benim bir yaşam felsefem bu. Ve doğru bir tutum almaya dönüktü. Ve orada şeyi de söyledim hatta ben bunu da açılmışken söyleyeyim parantez açarak. Gazeteci arkadaşlarıma söyledim. Ya bakın Sinan Ateş'in başına geleni tabii ki MHP ile doğrudan ilgisi var. Çünkü MHP'nin bildiği şey bu. Mevzulara çekiç çivi denklemiyle bakar işte. Sorun varsa o çividir, kendi çekiçtir. Şimdi Sinan Ateş'in Ülkü Ocakları Başkanı olduğu dönemde birçok gazeteci ya da
MHP'ye dönük, Devlet Bahçeli'ye dönük eleştiriler yapan insanlar saldırıya uğrandı, darp edildi ve buna Sinan Ateş'in Ülke Ocakları Başkanlığı döneminde de gerçekleşti. Şimdi kendi de aslında bu tür olayların sorumlusu, buna dair bir şey yapmak lazım demiştim. Ne zaman ki Ayşe Ateş çıktı, teşekkür ediyorum kendisine dürüstlüğü için, mahkemede bunu dile getirdi. Şimdi sadece Ayşe Ateş'in bu söylemi üzerinden bakarak Sinan Ateş suikastının MHP ile doğrudan ilgili olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bakın çok açık söylüyorum. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının MHP'ye kapatma davası açması gerekiyor. Bir sürü siyasi suikastin parti içerisinde organize edildiği, partiyle ilişkili şahısların ve yöneticilerin bu işte dahli olduğu gerekçesiyle. Ama bu olmasın diye ortaya öyle bir iddianame çıktı ki ona bir hukuki metin muamelesi yapmak çok ahmakça olur. Yani ya koca soruşturmada MHP'nin adı iki yerde geçiyor. Sanıklardan biri diyor ki MHP'yle ilgim yok ki varken. Bir de bir arabanın plakası MHP. İddianamede başka yerde MHP'nin adı geçmiyor. Peki bu Sinan Ateş neden öldürüldü kardeşim? Kim öldürdü? Bu kadar sanığın, suikastçının işin içerisine polisin MİT'çi olduğu söylenen bir kişinin bu kadar ilişki ağıyla birlikte MHP'li olarak bu işe dahli bize MHP'nin bu işten azade olduğunu söylemez. Bilakis MHP'nin bir suç örgütü olduğunu söyler. Ve MHP'ye gerçekten kapatma davası açmak lazım. Yani çok kolay şu mecliste 5 yıldır en çok duyduğum şey terörist, katil, bilmem ne. Ya kardeşim senin partinin içerisinde bir soykast organize edilmiş eski yöneticine dair ve diyorsa ki ilgim yok. Nasıl diyor? Yani aklınızda dalga geçme. Bu arada şahısları söz konusu ederek söylemiyorum ama kurumu söz konusu ettiğinde MHP bu işin bizzat failidir, sanık olması gerekir ve Yargıtay'ın bir an önce bu suikast nedeniyle MHP'ye kapatma davası açması gerekir. Soldaki partilere, Kürt hareketinin partilerine hukuku da paspas ederek bu kadar hoyrat davranan Yargıtay'ı böyle bir olaydaki sessizliği de bize rejime dair bir şey söylüyor. Ya da rejimin sahibinin kim olduğunu, yargının sahibinin kim olduğuna dair bize bir şey söylüyor. Bunu herkesin görmesi lazım. Yani bunu da MHP'nin bu işin faili olduğunu da ben söylemiyorum. Bütün geçmişi boyunca ülkücü olduğunu söylenen, ülkücü kocası, ülke ocakları yöneticisi kocası öldürülmüş Ayşe Ateş söylüyor. Annesi söylüyor. Sinan Ateş'in kız kardeşleri söylüyor. Ben söylemiyorum. Yani Ahmet, burada gerçek tekrar bir şeye geçsek, Fethullahçılıkla ilgili eminim sen de görmüşsündür. Fethullah Gülen'in hani taşındığı bir yer var ve taşındığı yere 3 tane gazeteci gidiyor ve gittiler, testi gibi dizildiler. Görmüşsündür o fotoğrafı. Tek kelime gördüm. konuşamadan geri döndüler. Ondan sonra ama 2-3 gün sonra Fethullah Gülen'in bir takım önde gelen insanlarla yaptığı bir toplantının videosu örgüt tarafından yayınlandı. Evet. İlk fotoğraf hakkında ne diyorsun? Bunlar Bir kere sana bana gazetecilik öğretirlerdi biliyorsun. evet. O fotoğraf bir gazetecilik faaliyetinin fotoğrafı değil. Bir yapıya angajmanın fotoğrafıdır yani. Orada yapılan bir gazetecilik değil. Çok açık söyleyeyim. Yani, hani geçmişte bir takım iyi haberlere imza atmış arkadaşlarımız olabilir, kişiler olabilirler vesaire. Aynı mesleğin içinde olmuş olabiliriz. Ama oradaki mevzu bir gazetecilik faaliyeti değil. Bilakis örgüt içerisinde ifşa olunan, açığa çıkarılan bir hakikatin üstünü örtme çabasından ibaret. Bakın yani biraz önce Türkiye'deki kurulu düzen siyasetinin içerisindeki partilerin yurttaşa tırnak içinde söylüyorum, ahmak muamelesi yaptığını söyledi. Fethullahçılar bizzat kendi gönüldaşlarına değil yani bunu yapıyorlar. Ama benim sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla mevzu hiç öyle değil. Geçenlerde telefon tamir etmek için bir yere gittim. Bitişik'teki dükkandaki bir adam çıktı. Ziyade size teşekkür etmek istedim bilmem ne. Eski Fethullahçıymış vesaire. Dedi ki yani çok hakkaniyeti davran. Hani kendi vermiştin söylemiyorum yani. Ama size teşekkürü bir borç biliyordum. Ve sizi gördüm bunu yapıyorum dedi. Dedim hala yapıyla ilginiz var mı? Dedi ki ya olabilir mi? Ben zaten hani işin aynı anda bu ifadeyi kullandım. Çete kanalında da değildim zaten ama 5 yıldan fazla hapiste yattım.
haklarım yeniden alındı. Ne yaptım? Gazetesini okudum. Tarikatına, derneğine gittim vesaire, ama bundan ibaret. Yani söz konusu olan kriminal olaylar hiçbiri benimle ilgisi yok. Ve yapının içerisinde bir çete var. Ama maalesef 15 Temmuz'dan sonra başlayan süreç bu çeteyi soruşturmak üzere yapılmadı. Hem AKP kendi o çeteyle birlikte işlediği suçlardaki suç ortaklarını örtbas etti, hem de koca bir heyulan yaratarak, şeytan yaratarak bir dolu garibanı hakkını, hukukunu ezdirdi. Ve içeriden de uzaklaşmış. Şimdi Fethullahçılıkların içerisinde bundan uzak çok fazla insan var. Kamuoyunun önünde olan, işte biraz önce bahsettiğim tırnak içindeki gazeteciler dahil, hala orayla bağını devam ettirmeye çalışanların tek motivasyonu var, menfaat ilişkisi. Çok net. Bakın burada hala hapiste garibanlar yatıyor. Ve onların içeride olduğu her günün vebali, sorumluluğu o insanların üzerinde. Ya ben gerçekten hani daha önceki bir yayında da söylemiştim, yine ismini zikredeceğim. Hala Fethullahçıların bir STK olduğunu, bir sivil toplum faaliyeti yürüttüğünü, hayır hasenat işleriyle uğraştığına inanan var ise, o çeteyi görmezden geliyorlar ise, bizatihi o yapının daha önce içinde olan Ahmet Dönmez'in yaptığı işleri okusunlar, yazdıklarını okusunlar, söylediklerini okusunlar. Gerçekten çok kıymetli işler yapıyorlar. Hemen arkasından senin geçenlerde Fethullah gibi yeğeniyle yaptığın söyleşiyi yeniden izlesinler. Bakın en yakındaki insanlar bize bir şey söylüyor. Evet, bir tabanı açısından baktığımızda işin bir sivil kanadı var ve bizim hiçbir şekilde onlarla zaten alıp veremediğimiz yok. Ama o sivil kanadı kendilerinin yaptığı usulsüzlüğü, hukuksuzluğu maskelemek için kullanan bir de bir çete var. Bir kontrol gerili var Fethullahçıların içerisinde. Bizim derdimiz onlarla. Ve herkesin de onlarla derdi olması lazım. Bu Fethullahçıların içerisinde de var, AKP'nin içerisinde de var, MHP'nin içerisinde de var. Kurulu düzenin içerisinde güç odağı olmuş her yapının içerisinde böyle gruplar vardır. Ama bakın ben hep aynı şeyi söylüyordum. Fethullahçıların ta Ergenekon sürecinden beri yürüttüğü faaliyetlerin adı bir kontrgerilla faaliyetiydi. Ama şu gerçek göz ardı edildi. Hiçbir kontrgerilla arkasında siyasi destek almadan varlığını sürdüremez ve bu faaliyetleri yapamaz. O siyasi desteğin adı işte AKP iktidarıydı. Ve bir ortada suç ortaklığı vardı. Şimdi bakıyorum o dönemde, hani çok kullanımlı sözcük değil ama sevdiğim, mağdur edilmiş bir takım insanlar şimdi canhıraş AKP'li olarak karşımıza çıkıyorlar. Ya bir utanmıyor musun? Bir aynaya bakmıyor musun? Ya beni bu adamlar içeriye attırdı. Bunlarda suç ortaklığı vardı. Kendi menfaat düzenleri devam etsinde en azından sessiz kaldılar ya da bizatihi o emirleri verdiler. O suç ortaklarının en büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan'dı diye kendilerine bir soru sormuyorlar. Ya da gerçekten hukuk normuyla baktığımızda Fethullahçıların iktidarda olduğu dönem o kriminal işler bir dava konusu olsa, davanın bir ve iki numaralı sanıkları Fethullah Gülen ve Recep Tayyip Erdoğan olur mu olmaz mı? Kesinlikle olur. Bunu göz ardı ederek özgürlüğü gasp edilen, hakkı elinden alınan, bir dolak zulüm yaşamış insanların şimdi AKP'li olarak sahneye çıkması gerçekten, hani Almanca'da ben telaffuz edemeyeceğim çok güzel bir laf var ya, başkası adına utanmak. Ben başkası adına utanıyorum ya. Gerçekten çok utanç verici. Ahmet, konuşmadığımız bir şey kaldı mı? Ben çünkü bunu Ahmet Şık'la her şey diye vereceğim. Eksik bir şey var mı? Yok yani nasıl istersen. Daha sık görüşelim derim. Bu arada tebrik ederim. Kızınız avukat oldu. Herhalde evet. Babasının bunca sene cezaevine ikinci adres olarak bellemesinden mütevellit mi oldu? Ya tabii ki tercih yapmasında etkisi olmuştur herhalde. Yani sonuçta sosyal bilimlerle ilgili, sosyal bilimlerin ana bilim dalı da hukuk olduğu için orayı tercih etti. Ama ben hapisteydim sınav döneminde. Bana şey demişti, avukatların 7-24 görüş hakkı var. Sen nasıl dilini tutamazsın, yine tutuklanırsın, en azından görüşürüz demişti. Ben de kendisine şey demiştim, benim beraat alacağım duruşmaya sen avukat cübbesiyle geleceksin eminim demiştim. Şimdi o cübbeyi resmi olarak giyiyorum. Bakalım şu düzen değişirse ya da yargıya hukuk normları egemen olursa beraat alacağım duruşmamda avukatı olarak göreceğiz kendisini.
Sen ne kadar yatmıştın? İki değişik dönemlerde toplam. Çok değil. Yaklaşık 2,5 yıl. Yani hele ki içeride olan arkadaşlarımız düşününce ya da şimdi haberler düşünüyor ya. 30 yıldan sonra takip edilen insanlar. Yani inanılmaz bir şey yani. 30 yıl boyunca dört duvar ve çeliğin arasında yatmak ve sonra çıkıp hayatına devam edebilmek nasıl bir şey? Hani onları düşününce ya da Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı, Selçuk Tozal şeyi düşününce ben yattığım süre üzerinden bir cümle kurmayı zor sayarım yani. Çok ayıp olur onlara. Neyse çok sabır diliyorum herkese. Umarım en kısa zamanda dışarıda sarılacağız birbirimize ve bu okulsuzlukların hesabını birlikte soracağız arkadaşlarımızla. İnşallah diyelim. Çok teşekkürler Ahmet. Arayı bu Çıktı da. sefer çok açmayalım. Bu sefer çok arıza çıkmadı sanki ama emin değilim. Son senin o nasıl yaşıyorsun olmadan dediğin sosyal medyada mutlaka bir arıza bulan birileri çıkar. Yani bak geçen şunu da hani belirteyim. İşte Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz olimpiyatlar için maç izlemeye gittiler. Kadınlar ve milli takımı. Bu arada onları da tebrik ediyorum. Hani galip tur bu yolda mağlup diyeyim. Başarıları için. Şimdi orada bir arkadaş bir tweet iletişimi gönderdi bana ekran görüntüsünü. İşte memleket yangın yeri. Bunlar da gidiyor oraya bilmem ne. Şimdi bakın. Şöyle bir şey var. Bir kere siyasetçiler makine değil. Bir oradaki bir sevince ortak olmaya çalışmak çok insani bir duygu. Çok samimiyetle söylüyorum. Yani sen de sıkı bir takım taraftarısın. O yüzden beni anlayacağını düşünüyorum. Yani ben takım tutmadığım için ya da Adana Demirsporlu olduğum için bir takım maçları daha nesnel gözle izleyebiliyorum. Şimdi bir takım ortak sevinçlere ait olmaya çalışmanın yadırganacak bir tarafı yok. Memleket yangın yeri ve evet ama şimdi memleketin yangın yeri olmasına dair yanlış tutum alıyorsa ya da doğru sözü kuramıyorsa o eleştiren haklı. Ama bir siyasetçinin de gidip bir ortak sevince ortak olma hakkı var ve ama şunu söylemek daha doğru. Bir siyasi faaliyet göstergesi olarak bu orada ise kendi ait oldukları yönettikleri yapılar içerisinde Türkiye yönetimi için talep ettikleri demokratik anlayışı kendi partileri içinde yapamıyorlarsa veya yapmıyorlarsa buna dair eleştiri kurmak haktır elbette. Ve buna dair de bir şey var. İşte kadın kolları başkanlığı seçiminde CHP'li belediyenin işçilerin atılmasına dair yapılan protesto da çok o işçilere çok kötü davranıyor. Bunu eleştirin mesela. Ama maça gitti diye siyasetçi eleştirmek ve bunu sadece sosyal medyada etkileşim alma çabasıyla yapıyor olmak gerçekten çok bariz. Ben o arkadaşa şunu da sorayım. Evet memleket yangın yeri. Peki kardeşim sen o yangını söndürmek için bir bardak su döktün mü yahu? Gerçekten insanların kendine bunu sorması Neyse çok dolmuşsun. lazım. Tekrar teşekkürler Ahmet. Ediyorum iyi. Kolay gelsin. Umarım dediklerin, temennilerin gerçek olur. Önce canla başlar. Evet. Biliyorsun ben de Sonraki yayını tavla yaparsın umarım. uzun bir süre canı cezaevinde Hakan Altınay'a gittiğimde her seferinde görüyordum. Zaten eskiden beri tanıdığım bir arkadaşım. Bir şey gibi. Onun ziyaretleri sende de öyle olmuştur herhalde. Sanki seni ziyarete gelmiş gibi oluyorsun. Yani Ya. o anlatıyor, ziyaretçiler dinliyor. Yine öyle oluyor, değil mi? Ya şimdi hapistekiler genelde çok konuşurlar. Kendimden de biliyorum. Ben herhalde gittiğimde candan biraz daha fazla konuşuyorum. O da buna bozuluyor. Hani burada da hani itiraf edeyim. Yani can biliyorsun bizim çıktığımız hapishanede Silivri 9'da işin tuhafı yani nasıl bir kötülükle karşı karşıya olduğumuz açısından iyi bir örnek. Benim yattığım koğuşa koydular can. Yani bakın ki. Yani bunun gerçekten düşünülmüş bir kötülük olduğunu düşünüyorum. Evet gidiyorum hapishaneye. Yani çok tuhaf karşılaşmalar oluyor orada çalışan personelle işte. Çünkü hani biz orada tutuklu olarak bulunurken de bize dair bir yaklaşım yoktu ama çıkınca daha farklı bir şeyle bizi görmek onlarda bir sevinç olduğunu yüzünde görüyoruz. Ya bana iyi gelmiyor tabii. Çünkü gerçekten ya o kadar öfkeleniyorum ki canı avukat olarak geldiği yerde tutuklu olarak karşıma çıkması ve birkaç gün kendime gelmekte çok zorlanıyorum. Ama tabii bu bahane değil. Yine gidip ziyaret edeceğim diyeceğim ama niyetim o ki, dileğim o ki
hapishanede olmadan ziyaret etmek, karşılaşabilmek. Hem Canan'la, hem Selahattin Demirtaş'la, hem Selçuk Tozağaç'la, Tayfun'la, Çiğdem'le. Ki Çiğdem'in önceki, birkaç gün önce doğum günüydü, 46 yaşına bastı. Ya da Mine'yle, anlatabiliyor muyum? O kadar çok insan var ki dışarıda sohbet edebileceğimiz, birlikte bir mücadelenin parçası olabileceğimiz ve Türkiye'nin vicdanı, gerçekten cüzdanla vicdan denklemine sıkışmış, sağcılar gibi olmayan, sadece vicdanın ve hakkın, hukukun, doğrunun yanında olan o kadar çok insan var ki bu kurulu düzende atfedilen bir takım sıfatlardan bağımsız düşünüldüğünde bütün yurttaşlar da bunu görecek ve doğru insanın yanında durmak zorundalar. Yani gerçekten bu hepimizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için bir yurttaşlık görevi diyeyim ve bitireyim. Çok doğruyum herhalde. Evet Ahmet, kolay gelsin. Teşekkürler. Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili. Birçok şey konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.